yeni filizlenir. Doymasa da toprak can can içinde. Şu kara günlerim yeni beyazlanır. Şu kara günlerim yeni beyazlanır. Doymasa da yürek can can içinde. Mutlu akşamlar, merhabalar sevgili izleyenler. 3 hafta kısa bir ayrılıktan sonra bu akşamda bir konu ve bir konuk programıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içindeyiz. Her zaman olduğu gibi kameraman arkadaşım sevgili Ekin Karadağ, program hazırlayıcı ve sunucunuz ben Dilek Şirin bu akşamda birbirinden değerli konuklarımızla diyeceğim ama sanıyorum diğer ilerleyen dakikalarda konuğumuz katılacak mı bilmiyorum ama şu an için çok değerli bir konuğumuz Profesör Doktor Ayhan Anıl'la birlikte olacağız. Ve bu akşamın sponsoru sevgili arkadaşım İlkay Polat'a teşekkür ediyorum desteklediği için, programa emek verdiği için. Ve ne dedik bu akşamın ilk konusu? Pandemi süreci, psikolojik sorunlar, zorlanmalar ve bunlarla beraber çözüm yolları arayacağız dedik. İsterseniz konuğumuza merhaba diyelim. Sayın Profesör Doktor Ayhan Anıl bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Anıl. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba dinleyicilerim. İnşallah. Merhaba, biraz rahatsızız. Bu yüzden dolayı hem sizden hem seyircilerimizden özür diliyoruz. Elimizden geldiğince her zaman olduğu gibi evet bugün de güzel bir programı gerçekleştirmek istiyoruz efendim. Bilefeld Alevi Kültür Merkezi Facebook üzerinden gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımıza sizler de ilerleyen dakikalarda soru ve önerilerinizle bizlerle birlikte olabilirsiniz, katılabilirsiniz her zaman olduğu gibi. Ve Sayın Anıl, aslında konuşacak çok şey var. Pandemi süreci, psikolojik sorunlar dedik ama son 100 yılın bir rahatsızlığı, hastalığı zaten bu psikolojik sorunlar, işte depresyonlar. Ben bu konuyu pandemi öncesi ve pandemi sonrası olarak ele almak istiyorum. Konunun ta en başına gitmek istiyorum aslında. İsterseniz şöyle başlayalım. Ruhsal bozukluk nedir? Nasıl başlıyor ve belirtileri nelerdir diyelim. Buyurun efendim. Şimdi çok kısa cevap veremeyeceğim buna ama yani bazı şeylerin ruhsal bozukluk olup olmadığı konusu bile bilim dünyasında da tartışılıyor. Örneğin cinsel kimlik bozuklukları şu ara moda bir ifadeyle bir hastalık olarak görülmezken Dünya Sağlık Teşkilatı'nın ama hastalıklar kataloğuna bakıldığı zaman orada cinsel kimlik bozuklukları ve onunla alakalı olan hastalıklar diye bir dizi hastalığın orada tanımını falan görüyoruz. Yani orada yani çok klasik şekilde mesela şey konusu artık nöropsikiyatrik vakaları ele aldığımız zaman falan baktığımız zaman bir uyku bozukluğu da acaba sinir sistemiyle alakalı bir rahatsızlık mıdır? Evet. Yani o bir ruhsal bozukluk mudur, değil midir? Ya da bunun depresyonel bir altyapısı var mıdır, yok mudur derken yani her şeyesine göre yani her bozukluğu kendi ölçeği içerisinde değerlendirip ona göre hani ne derece bir bozukluk vardı tanısını ona göre koymak lazım. Yani genel bir tek cümleyle insanın davranışlarında gözlemlenebilen bütün tuhaflıkların tamamını ruhsal bozukluklar diyemeyiz. Çünkü davranış bozukluklarının kültürel, etnografik, hatta antropolojik bir takım sebepleri, sosyolojik sebepleri, ekonomik sebepleri falan da olabilir. Her davranış bozukluğu, her tuhaflık bir ruhsal bozukluk mudur? O da tartışma konusu. Bilimde de zaten o konuda da çok ciddi ayrı farklı görüşler var. Yani maalesef bu soruya şey veremeyeceğiz ama şu an bazı şeylerden yola çıkacak olursak, rakamlardan, verilerden yola çıkacak olursak mesela 2008 senesinde OECD ülkeleri içerisinde
ruhsal sağlık sorunlarının en fazla görüldüğü ülke sıralamasında Türkiye'yi birinci ülke ilan etmişlerdi. Sene 2008. Şu anda 2021'deyiz. Ve hakikaten Türkiye'ye gidip gelenlerimiz bilir, Türkiye'de yaşayanlar da bilir. Yani insanların davranışlarına kırtlar, yani akli denge sorunu sonucu ortaya çıkan cinayetler falan filan bayağı bir önü alınamaz duruma falan geldi. Kadın cinayetlerinin arkasında bir de buna bakmak lazım. İşte bu tarafına pek eğilmeden de bakılıyor. Bu sadece şu veya bu iktidarın sorunuymuş gibi filan da algılanıyor. Hayır, genelde insanların ruhsal sağlığının bozulmuş olmasını bir şekilde internetler bir şekilde araştırmak da lazım. Bu konuda maalesef Türkiye'de pek fazla kafa yorulmadığını görüyorum. Şimdi biz daha önce bu konularla alakalı geçen sene Türkiye'deki bir katıldığımız bir televizyon kanalında işte bu günleri öngördük ve dedik ki pandemiyle birlikte var olan endojen yönüyle zaten var olan psikolojik rahatsızlıklar pandeminin olumsuzluklarıyla birlikte daha da artacaktır. TRT'nin bir sürü kanalı var. Bu kanallardan bir tanesini de atıyorum örnek olarak psikoterapi kanalı denip öyle bir kanalı teşhis etmelidir Türkiye Cumhuriyeti Devleti diye öyle bir önerimiz olmuştu. Ama tabii böyle bir şey olmadı. Maalesef olmadı. Diziler için zamanlar ayrılıyor, bütçeler ayrılıyor falan filan ama yani halk sağlığının yani mental rahatsızlıkların pandemiyle birlikte alabileceği boyutlar konusunda, ön alma konusunda bir adım göremedik. Şimdi bu konuda konu pandemiyle alakalı olduğu için bir de şunu şöyle bu birkaç ay önce mesela Hamburg Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada okul çağındaki çocuklarda işte kreşten tutun işte gimnazyumun son sınıftaki öğrencilere kadar bakın o yaş grubunda depresif rahatsızlıkların görülme oranını 1/3 olarak ilan ettiler. Yani bir de tabii şöyle lazım yani bir de buna kayıtlara geçmeyen kayıt dışı olan da tespit edilmiş vakaları koyduğumuz zaman yani şu an işte o genç nüfusun hemen hemen yarıya yakın bir kısmı depresyondan muzdarip. Bu açıklamanın ardından Avusturya'da bir akademisyenin bir açıklaması oldu. Tüm Avusturya'daki Avusturya vatandaşlarının her dörtten bir tanesinin yani nüfusun neredeyse %25-%30'luk bir kesiminin de depresyondan muzdarip olduğu konusunda çok korkunç ifadeler artık bilim dünyası tarafından dile getirildi. Yani tablo vahim. Yani tablo çok vahim. Şimdi bir defa zaten 2008 senesinde Dünya Sağlık Teşkilatı'nın bir açıklaması vardı. Diyordu ki 2020'li senelere gelindiğinde geniş halk kesimlerini tehdit eden epidemik boyutlarda hastalıklar sıralamasında depresyonlar ve hastalıklar birinci sıraya yerleşecek demişlerdi 2008'de. Neye dayanarak bunu Şimdi söylediler? depresyonla ilgili. Çünkü son yıllar 2008'e gelinceye kadar 2000'li yıllarda ivme anormal bir şekilde yükseldi. Mesela bir sene içerisinde 2008-2009 arasında sanıyorum Türkiye'de yanılıyorsam işin uzmanları, farmakologlar beni düzeltsinler. O bir yıllık bir ölçekte farmakolojik ilaçlara bakıldığımız, farmakolojinin sattığı psikotik ilaçlarla alakalı ya da şeyler, mesela antidepresanlarla ilgili depresyona mücadele etme adına satılan kimyasal ilaçlarda %70 bir artış gözlemlendi bir yıl içerisinde. Bu korkunç bir rakam. Yani Türkiye'deki tablo, işte ilk vakaları falan, yani tablo çok ağır. Şimdi depresyon öyle şarkılarda geyik muhabbeti yapıldığı gibi öyle bir moral bozukluğu falan filan değil. Baya baya bir beyin hastalığı. Endojen bir hastalık. Şimdi Türkiye'de modası geçmiş 1920'lerin artık bilim diye diyemeyeceğimiz iddiaları bugün Türkiye'de hala ders olarak okutuluyor ve deniyor ki psikolojik rahatsızlıklar yaşanmışlıklar sonucu ortaya çıkar diye çok saçma sapan bilim dışı bir görüş maalesef hala üniversiteler zeminde bile Türkiye'de yaygın. Şunu kesinlikle söyleyelim. İşte en başta depresyon dediğimiz ya da başka bir dizi rahatsızlıklar var. Vakit oldukça onunla konuşuruz. Bunun arkasındaki sebepler yaşanmışlıklarla alakalı değildir. Baya baya beynin biyokimyasının bozulması sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklar bütünselliğidir. Depresyon bir tek rahatsızlık değildir. Bir sürü rahatsızlığın ortak adıdır. Şimdi fahş jargonuyla yola çıkacak olursak majör depresyon dediğimiz aşamada da insanlar intihar eder. Bu intihar eden insanlar öyle gurur, intihar gibi vesaire gururu falan filan şeklinde canlarına kıymazlar. Bu majör Latince büyük demek. Depresyonun en uç noktası demektir. O noktaya tedavi yapılmadıktan sonra gittiği zaman insanlar
intihar ederler. İntihar girişiminde bulunurlar. Yani bizi en çok da korkutan zaten işte bu depresyon tanısıyla bize gelen insanlardaki işte bu intihar dürtüsünün ilk etapta mutlaka ne derece kuvvetli olup olmadığını bizim önce screening dediğimiz o taramada mutlaka tespit etmemiz gerekiyor. Mutlaka o soruyu sormamız, onu ortaya çıkartmamız gerekiyor. Şimdi işte daha önce duyduk işte Ergenekon tertibinde mesela bir yarbayımız intihar etti. İşte bunu gurur intiharı falan filan dedi. Hayır, yani bilimselliği şey yapmayalım. Yani hiçbir zaman elden bırakmayalım. İntihar eden insanlar, tekrar tekrar söylüyorum, Hürriyet gazetesinde öyle yazdığı gibi işte polis memuru kredi kartı borcu yüzünden işte gururuna yedirememiş, çocuğuna ayakkabı almayı işte ekonomik gücüm yetmedi diyerekten işte beylik sabancasıyla işte intihar etmiş falan filan. Yok böyle bir şey. Yani ayakkabı alamadık diye, kredi kartı borcu var diye bir insanın canına kıyması falan filan gerekmiyor. Yani bu ekonomik şartlar ne olursa olsun majör depresyonun artıya çıkmasında şimdi öncelikle biz beynin biyokimyasındaki bozuklukları baz olarak ele almak zorundayız. Yani peki yaşanmışlıkların, olumsuzlukların, stresin, ciddi travmaların hiçbir oluyor yok? Evet, elbette var. Ona da bilimde eksojen faktörler denir. Ekso dış demektir biliyorsunuz. Eksojen faktörler işte çok işte deprem yaşadık, bir yakınımızı kaybettik, savaşlar gördük vesaire filan çok ağır şeyler gördük. İşte parçalanmış cesetler gören insanlar falan filan post travmatik sonuçlarla birlikte depresyona halka falan geliyor olabilir. Bütün bunlar tek başına hastalıkların ne olursa olsun ortaya çıkması için yeterli sebepler değildir. İkinci planda incelenmesi gereken elbette ki yatsınmaması gereken, yok farz edilmemesi gereken de gerekçelerdir. Ama birincil sebep beynin biyokimyasının zaten bozuk olmasıdır. Eğer bozuksa, oralarda bozukluklar varsa, atıyorum serotonin dediğimiz genel kabul gören teoride, şimdi bilim dünyasında ne diyorlar? Bütün nörolojik bilimlerde şunu söylerler, nöropsikiyatrik vakalar genel kabul şudur, onun da doğru olduğu da tartışmalı ayrıca onu da söyleyeyim ama genel kabulü şudur, işte beyinde mutluluk hormonlarından serotonin yeterli miktarda yoksa ve hipokampusta salınımı yoksa insanlar depresyon denen hastalıklar bütünselliğine düşerler denir. Bunun da doğruluğu tartışmalı ayrıca. Yani ama özünde şu var, müdahale edilen yani mesela şizofren insanların, şizofrenik rahatsızlıkların beyindeki iltihap hücreleri sonucu ortaya çıktığını bilim dünyası 7-8 yıl kadar önce Amerika'da ispatlandı bu. Yani bunlar bilinen gerçekler. Şimdi şeyin tedavi yöntemleri konusunda hani bugün tıp endüstrisi ya da kapitalist tıp neleri öneriyor ya da insanlara nasıl kandırıyor o konu bugün bizim konumuz olmasın. Genel hatlarıyla bazı şeyleri konuşalım istiyorum. Yani şimdi mesela bu depresyonel rahatsızlıklar bu pandemiyle birlikte bayağı bir her yerde olduğu gibi Türkiye'de de mutlaka maalesef şey boyutlara gelmiş durumda. Yani önü alınamaz noktaya gelmiş durumda. Her Allah'ın günü Türkiye'den gelen telefonlarla biz zaten inanılmaz sonuçlar geliyor. Bir de bizi en çok korkutan da bu psikotik rahatsızlıkların, şizofrenik vakaların çok çok artmış olması Türkiye'de. Beni en çok korkutan da bu. Hatta arkadaşlarla geçenlerde Türkiye'deydim konuşurken dedi ki yani bunu birileri Türkiye'de tesadüf değil. Yani acaba bir dönem biliyorsunuz bu işbirlikçi unsurlardan birisinin elemanı vasıtası aracılığıyla Türkiye'den 170 bin Türk insanının kanı Amerika'ya götürüldü. Kan örneği falan verildi. Acaba onun devrelerini bir şekilde biyolojik silah olarak nöropsikiyatrik saldırı için biyolojik silah olarak birileri kullandı mı diye düşünmeye başladım. Çok uç bir komplo teorisi gibi falan geliyor. Ama sorgulanması gereken alanlardan da bir tanesi. Çünkü normal değil. Yani Türkiye'de gördüğünüz bu tablolar, trafikteki işte lambada kırmızı durmak üzere olu orta cinayetler falan işleniyor. Akli denge sorunu çok 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 ciddi boyutlara gelmiş durumda. Bir hasta yakınını kaybediyor. Hasta yakınları kolektif bir şekilde hastanedeki İşte doktorları, hemşireleri falan sağlık görevlilerini öldürmeye falan kalkabiliyorlar. Yani böyle kolektif anlamda da yani patolojik tablo çok çok şey bir noktaya doğru gitmiş durumda. Şimdi isterseniz Yani şöyle yapalım Sayın Anıl. Depresyonla evet girdik ama psikolojik rahatsızlıklar dendiği zaman depresyonla siz daha iyi biliyorsunuz tabii. Birlikte sosyal fobiler çıktı, travmalar sonrası stres ve sinir bozuklukları çıktı, panik ataklar ortaya çok çıktı. Şimdi Türkiye üzerinden gidiyorsunuz ama Avrupa'da yaşayan biz Türklerin de son dönemlerde özellikle konumuza dönecek olursak pandemi sonucu yaşamış oldukları psikolojik problemler de çok çıktı ortaya. Şimdi
ben burada Evet. yavaş yavaş gitmek istiyorum. Çünkü izleyenlerin de bizi anlamasını istiyorum. Şunu öğrenmek istiyorum. Bu son 2 sene, bu pandemiden sonrası size gelen hastalarda mutlaka bir artış yaşandı, değil mi efendim? Ve bu gelen hastaların daha çok, daha hangisinde fazlalaşma görüldü, gözle görülebilir bir şey söyleyebilir misiniz? Bir rakam söyleyebilir misiniz bize? Depresyonel rahatsızlıklar birinci planda. Yani bunu o bakımdan söylüyorum. Depresyona hemen bodoslama, belki depresyona hemen Bir gündem hızlı haline giriş getirmek. oldu. Hakikaten ön boyutta ilk planda o var. Çok yaygın. Arkasında bir OKB dediğimiz obsesif kompulsif bozukluk rahatsızlıklar ikinci planda falan geliyor. Panik bozukluklar var. Travma sonra stres bozuklukları falan, yani yok denecek kadar bana gelen vakalar da az, onu söyleyeyim. Çünkü bizdeki sıkıntı hakikaten depresyonel boyut çok berbat. Mesela evliliklerin tehlikeye girmesi, boşanmalara giden süreç hep psikolojik rahatsızlıklar. %99,999 arkasında mutlaka şu veya bu şekilde bir psikolojik bozukluk yatıyor geri planında. Şimdi tamam, şeyler vardır, toplumsal olarak zoraki evlendirmeler vardır falan filan. Yani bunların da tabii işte olmaması gereken evlilikler falan filan var, ama bunun daha çok daha ötesinde dediğim gibi ön planda sürekli depresyonik rahatsızlıklar ve ondan sonra bir de OKB, takıntı bozukluklarının tamamı, obsesif kompulsif bozukluklar. Buralarda da çok korkunç boyutlara gelmiş durumda. Şimdi bu bir tek tabii ki Türkiye'de değil olay. Yani bu Dünya Sağlık Teşkilatı dediğimiz gibi 2008'li senelerde zaten bu alarm sirenini çalmıştı. Yani 2020'lere gelindiğinde tablo hakikaten çok vahim boyutlara gelecek, boyutlara gelecek uyarıyı yapmıştı. Yani bu sürecin içindeyiz. 2021'deyiz. Tabii pandemi de buna işin tuz biberi oldu. Pandemide bizim eksojen sebepler dediğimiz işte kaygıları, işini kaybetmek, işsiz kalmak, serbest meslek sahibi olup da borca işte, kredilerini ödeyememek, ekonomik zorluklara girmek, gelecek kaygıları, geleceğin ne olacak kaygıları. İşte öğrencilerin durumuna bakıyorsunuz, üniversiteler kapalı, dersler olmuyor, okullar kapalı falan filan. Yani bir şekilde çocuklarda yani sosyal bağlantılar, sosyalizasyon üniteleri artık yok. Yani sosyalizasyon imkanı yok insanların. İşte biliyorsunuz işte bir misafir ağırlayamıyoruz o yasak dönemlerinde. Yani sürekli böyle insanların izole olduğu, yalnızlaştırıldığı, eksojen faktörler açısından bir de insanlar aşırı bir şekilde abanıldığı bir süreç yaşadık. Bu sadece Türkiye'de olmadı, elbette Almanya'da da oldu ki onun öncesinde zaten tablo vahimdi. Yani pandemi öncesinde de Avrupa'daki özellikle bizim Türk kökenli insanlarımızın terapi ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde çok korkunç bir talep var. Yani ve sistem onu karşılamakta yani çok uzak. Onu karşılayamıyor. Bu sadece Almanya'ya özgü değil. Hollanda'da durum pek farklı. Oradan da hastalarımız geliyor çünkü. Orada da tablo çok ağır. Yani ne yapılabilir? Belki hani sizin aracılığınızla elimizden geldiğince önümüzdeki eğer halkımızdan bir talep olursa sıkıntılarını proaktif bir şekilde anlatabilecekleri şey olacak, interaktif bir şekilde anlatabilecekleri bir şeyleri soracakları bir şey olursa biz belli günlerde konuşuruz, insanları dinleriz, anlatırız. TRT'nin yapmadığını biz belki kendi yağımıza kavurlarız. Söyleşiler, sorular olduğu zaman insanlar tabii anonimitenin korunan şey olurlar, anonim kalırlar. Gerçek isimlerini vermeyebilirler. İsimlerini açıklamayız. Ama sorular gelebilir. Onunla ilgili biz elimizden geldiğince Elbette. yardım olmaya da çalışırız. Hemen tekrar hatırlatmak istiyorum. Şu an programı izleyen, bizlerle birlikte olmak isteyen dostlarımız isimlerini belirtmeden de sorularını sorabilirler, yöneltebilirler. Elimizden geldiğince bu akşam sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Peki Sayın Anıl, evet korona ile birlikte bir yalnızlığa girdik. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle, ailemizle birlikte olamadık. Bu da tabii psikolojilerin bozulmalarında çok büyük etkendi. Ama ben biraz önce de programın başında söylediğim gibi çok önceye gitmek istiyorum. Acaba biz bu Covid-19 koronayı bazı koşullarda da bahane mi ettik, yoksa bu hastalıklar gerçekten sizin de biraz önce söylediğiniz gibi elbette ki artış olmuştur. Bu 2 seneye baktığımızda çok büyük zorluklar geçirdik, atlattık, ama bunun öncesine gitmek istiyorum. Diyoruz ya, yüzyılın hastalığı, depresyon hastalığı, psikolojik sorunlar. Size gelen, bu anlamda size gelen hastalar gerçekten tedaviye ihtiyacı olduklarını bilen hastalar mı,
Ya da işte başkalarının zoruyla, akrabaların, eşlerinin, annelerin, babalarının zoruyla gelen hastalar mı? Burada bir kıyaslama yapabilir miyiz acaba? Çünkü sanıyorum tedaviyi kabul edip gelenlerde iyileşme oranı daha fazla diye düşünüyorum ben. Ne dersiniz? Çok haklı bir soru bu. Maalesef şöyle bir şey var. İnsanlar depresyondan muzdarip olduklarını bile bilmiyorlar. Hastalık çünkü çok sinsi. Yani işte akşam yattım, sabahleyin depresyonla kalktım, bir şey olmuyor. Yani çünkü bu beyindeki mutasyon dedi mesela, beyindeki iltihaplanmaların sonucu ortaya çıkan hastalıklar olduğuna inanan gruptanım ben. Yani beyindeki işte iltihap hücreleri, en başta Epstein-Barr virüsü olmak üzere bu tip virüslerin beynin koruyucu kademelerini aşıp beynin sinir sistemimize ulaştıktan sonraki süreçte verdiği tahribatların sonuçlarından bir tanesi. İşte sizde depresyon olur, bende OKB olur. Bir tanesinde psikotik rahatsızlıklar oluşabilir. Bir tanesi bipolar kişilik bozukluğu gösterebilir falan filan. Yani bu arkasında bunun birinci olarak şunu görmemiz lazım. Endojen. Endo iç demek. Yani beynin içinde biyolojik olarak olan biten olumsuzluklar sonucu ortaya çıkan rahatsızlıklar. Bu rahatsızlıklar pandemiden önce de vardı. Yani atıyorum bir Epstein-Barr virüs dediğimiz bu virüsü ele alacak olursak, bu pandemiden önce de zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra manipüle edilmiş bir virüs olduğu biliniyor. Epstein-Barr virüs bir zamanlar İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki süreçte şey gibi işte aynen koronada olduğu gibi zararsız bir şeyken ama laboratuvarlarda manipüle edilip daha sonra birileri tarafından bu insanlığın üzerine atıldı bu virüs deniyor. Bunu savunan görüşler de var. Siz Haklı katılıyor olduklarını musunuz buna? Siz katılıyor ben musunuz? katılıyorum. Ben katılıyorum. Ben katılıyorum çünkü bir şey daha söyleyeyim bu arada Epstein-Barr virüsüyle alakalı. Şimdi kapitalist tıp bize şimdiye kadar şunu söyledi. İşte enesi tedavisi yok gibi. Yani belli bildik tedavi yöntemlerini uyguladılar. İşte başta kortizon olmak üzere. Onu uygularlar, arkasından olmadı. Bir üst aşamaya geçilir. İşte immünsupresiva dediğimiz immün baskılayıcı ağır ilaçlara, yan etkileri olan ağır ilaçlara falan geçilir. Semptom baskılamanın ötesinde pek fazla bir netice alınmaz ve insanlara derler ki bu sizin vücudunuzun bağışıklık sisteminin çıldırması sonucu ortaya çıkan bir sonuç. Autoimmün erkrankomaları ve bir şekilde işte sizin vücudunuz kafayı yiyor, arkasından da işte beynini yok etmeye çalışıyor. Süreç içerisinde felç olmaya başlıyoruz. Konuşma bozukları, böyle sürüne sürüne böyle çok kötü bir hayat sarıp ölüp gidiyorsunuz. Yani şimdi öyle olmadığını 2019'un sonunda Amerika'da uluslararası bir sempozyum düzenlendi. MS sempozyumu düzenlendi. Muhteşem bir sempozyumdu. Ve sonuç şu, orada da mesela şeyin yer yerinden oynaması gerekiyordu. Arkasından da pandemi geldi biliyorsunuz. 2019 sonunda Amerika'da bu sempozyumda şunu ortaya koydular. Öyle şimdiye kadar işte birilerinin bir takım mafyatik yapıların bize anlattığı gibi işte bağışıklık sisteminin kafayı yemesi sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlık değil, baya baya bir virüsün ortaya çıkardığı bir hastalık. Adı ne bunun? Epstein-Barr virüs. Tekrar söylüyorum. Epstein-Barr virüs. EBV, Almancasıyla, Türkçesiyle EBV. Herkes araştırsın bunu. Şimdi tedavi yöntemleri bundan sonra ne olmak zorundaydı? Hatta bir televizyon programında Türkiye'de ben dedim ki, nörolog bir kadın bağlanmıştı bize yayınımıza. Dedim ki hanımefendi sizde eğer şeyiniz varsa, Türkiye Nöroloji Derneğiniz falan varsa çalışmayla alakalı lütfen pandemide bakın. İnsanlara şimdi virüs şu anda şey COVID ortalıkta onları korunmasız bırakacak immünsupresif falan vermeyi kaldırın. Onun yerine alternatif yönler var. Yani işte manuka yağıdır, kekik vesaire bunları verin ki en azından insanlar bu virüse karşı bir şekilde korunmayı falan sağlamış olabilsinler. Ondan sonra C vitamini, D vitamini falan bolca yükleyin insanları ki yani bağışıklık sistemlerini güçlendirip ne varsa yapalım onları öneririm. Çünkü insanlar virüs eğer vücutlarına gelirlerse bu immünsupresifle beraber hayatını sürdüremeyecektir. Ölüp gider bu insanlar. Yani bu insanları bile bile ölüme terk etmeyelim diye bir söyleşimiz olmuştu. Yani şöyle tekrar söylüyorum. Epstein-Barr virüs MS'in ortaya çıkmasının tek nedenidir. Bunu Amerika'daki o sempozyumda 2019'un sonuçta sonuç bilgisi olarak bu yansıdı. Yani ondan sonra pandemi geldi. 2020 senesine geldik. Ocak ayından itibaren başladı. İşte önce Çin'de çıktı falan iftiraları atıldı Çinlilere. Hiçbir şekilde dayanağı olmadan bir takım iddialar var onlar. Sonra ama olay şu, gelişme olmadı. O gün bugündür zaten insanlar işte aşı yatıyor, aşı takıyor falan.
Şimdi yani işin arkasında Epstein var mı? Peki şu soru da sorulmuştu zaten orada. Peki dediler bu MS'e yol veriyorsa, tebebiyet veriyorsa peki başka bizim bildiğimiz klasik psikolojik rahatsızlıklara yol vermesi de tabii çok daha mantıklı, düz mantık yürütecek olursa diye akademik insanlar da çıktılar. O zaman dediler ki bundan sonra biz işte depresyondur, efendim diğer psikiyatrik rahatsızlığın tamamı konusunda önce beyindeki şeyleri, inflamasyonu yani iltihaplanmayı, oralardaki işte mikroorganizmaların, oraya sızabilmiş olan mikroorganizmaların ortaya çıkarttığı iltihabı bir kere bizim ortadan kaldırmamız lazım. Oralardaki eregaları, oralardaki mikroorganizmaları bizim yok etmemiz lazım. Tedavinin ana omurgasını oraya almamız lazım. Tartışmaları bilirken arkasından pandemiyle birlikte bütün bu tartışmalar tabii rafa kaldırıldı. Şu anda her şey bir duraklama dönemine girdi. Maalesef bilim dünyasında da böyle bir duraklama dönemi yaşanıyor. Şu anda herkesin konuştuğu işte virologlar, işte moleküler biyologlar falan filan bu pandemiyle ilgili aşı yatıp aşı kapıyoruz. Şimdi o konuya Peki. da başka bir zamanda girelim. Şimdi bir de işin hemen şuradan toparlayayım. Yani aynı beyanda mesela obsesif kompulsif bozukluk dediğimiz kısa adıyla OKB dediğimiz rahatsızlığın da streptokok yani faranjit dediğimiz o rahatsızlığı veren işte boğaz bölgemizde yerleşik durumda olan o bakterilerin de beyne sızması durumunda OKB'ye sebebiyet verebileceği konusunda şüpheler dile getirilmeye falan başlandı. Yani bilim dünyası artık şu noktaya doğru gitmeye başladı. Bizim öteden beri savunduğumuz şüphelerimizi doğrular neticede literatüre bilgiler girmeye başladı. Yani psikolojik rahatsızlığın ortaya çıkmasının birinci sebebi beynimizin biyokimyasının bozuk olması. Yani biyolojik silahlarla bunu yapabilirsiniz, çevre faktörleriyle bunu yapabilirsiniz, her şeyle yapabilirsiniz. Bir insanlara bir ülkeyi işgal etmek istiyorsanız önce onların mesela beyin fonksiyonlarını bozun bence. Yani kimyasal gaz atmaya kalkarsanız ne şey ortaya çıkar. Nükleer silah fırlatmaya kalkarsanız ne uydudan görürler. Hangi rampadan fırlattın sana cevabını 10 kere verirler. O yüzden bunu yapamayacak birileri ancak biyolojik silahların kullanılması son derece iz falan bırakamazsınız. Hiçbir şekilde delil bırakamazsınız ortaya da çok alçakça ve sinsice bu silahları kullanabilirsiniz. Çok Yani çok özür fazla diliyorum. kompleks Araya girebilir miyim? Çok özür diliyorum. Biraz önce dediniz ki aslında depresyonun yaşanmışlıkla ilgisi yok dediniz. Bütün bu biraz önce saydıklarınızı Ali anlatıyorsunuz. planda, ikinci planda rol oynarlar dedi. Birinci planda beynin endojen bozukluğu yani biyokimyasında ya beyindeki biyokimyasal süreçlerdeki bozukluklardır esas rahatsızlığın ortaya çıkması. Peki bu... Fakat Buyurun. yaşanmış olumsuzluklar, travmalar, stres, işte mobbing kurban olmak, şunlar bunlar da var ama bozukluğu zaten yangına işte benzin dökmüş olacak. Kuvvetlendirmiş olacak, çıkması muhtemel rahatsızları öne almış olacak ve daha şiddetli bir hale gelmesini sağlayacak. Evet. Ama tek başına endojen rahatsızlıklar, yaşanmış olumsuzluklar tek başına depresyona girmek için yeterli değildir teorisini savunan kesimdir. Peki bu bahsettiğiniz bütün etkenlerle birlikte ben kendi deyimimle şöyle söyleyebilir miyiz? Belki komik olacak ama beynin vücutla küsmesi diyebilir miyiz buna? Bedenle ya da Şimdi beynin bedenle olan küskünlüğü diyebilir miyiz? Bedenle şöyle söyleyelim. Ülser olan bir mideyi düşünelim. Yani midemiz vücudumuza küstüyse ne kadar küstüyse beynimiz de vücudumuza o derece küsüyordur diye. Yani Öyle değil unutmayalım mi? ki yani şöyle düşünelim. İşte neticede biz ne diyorlardı daha kısa bir süre öncesine kadar daha sonra 15-20 seneden beri biliniyor. İşte çok stresli olmayın. İşte ülser olursunuz. Ülserin arkasında stres faktörü vardır falan gibi koca bir yalan söylendi. Ve hakikaten de bu aptalca şeyi ifadeyi bir sürü milyarlarca insana kakaladılar bunu. İnsanlar buna inandılar. Ama ne oldu? Birinde şey bulundu. Bunun hakikaten bir bakteri tarafından ortaya çıktığını, yani Helicobacter pylori bakterisinin insanlara ülser hastası ettiği ortaya çıktı. Ve o gün bugündür biliniyor. Peki şöyle sormamız lazım. Ülserimiz oluyor. Mesela şeyde de bağırsaklarımızda da ülser oluyor. İşte ülseratif kolit diyoruz, morbus Crohn diyoruz. Buradaki kapitalist tıbbın iddia ettiği gibi bağırsaklardaki rahatsızlıkların arkasında öyle autoimmün erkrankun falan, autoimmün rahatsızlıkları falan yok. Baya baya virüsler var. Herpes zoster virüsü alın size şey yapıyor işte. Kronik bağırsak iltihaplanması yapıyor. O virüsü öldürmediğiniz sürece istediğin kadar bağırsaklarınızı alın. Hiçbir şey olmaz. Gene eğer tek neferini öldürmediğiniz sürece günün birinde tekrar çıkacaktır. O iltihaplanmayı tekrar yapacaktır. Yani sonuç Almanya'sı da virüs
yapmak lazım. Onu yapmamız lazım. Antiviral, antibakteriyel, yani parazitler, mikroorganizmaları ele gelir Almancasıyla. Yani hasta edici bütün mikroorganizmaları bizim ortadan kaldırmamız lazım. Bunun dışında ayrıca vücudunda hücresel regenerasyon sürecini, yani hücrelerin kendisini tamir etme, iyileştirme süreçlerinde destekleyici olacak vitamin destekleri, işte düzgün beslenmeye geçişler vesaire, destekçi hücre bütün faktörler de yapılmak zorundadır. Şöyle söyleyeyim. Yani nasıl midemiz işte bakteriler yüzünden vücuda küsüyorsa, ülser oluyorsa, yani Helicobacter pylori yüzünden, işte Epstein-Barr virüsü yüzünden de beynimiz küsüyor, işte MS oluyoruz. Ya da atıyorum gene herpes zoster grubundan, yani herpes virüsleri, EBV yüzünden de işte majör depresif olabiliyoruz. Bu defa beynimiz bize mikroplar yüzünden küsüyor. Ha, biraz da mizansen olsun diye söylemek gerekirse, yani yeterince virüslere karşı beynimizi koruyamadığımız için belki de beynimiz küsüyor diyebilirsek bu Değil mi? anlaşılabilir. Biraz da Evet. evet. Burada hemen şu soruma geçmek istiyorum. Bu arada bizi izleyen izleyicilerimizin hemen isimlerini izin verirseniz geçmek istiyorum. Benim için çok önemli, çok değerliler çünkü. İlkay Polat Fırat, teşekkür ederim. Serap Altınok izliyor. Şehriban Sel İstanbul'dan izliyor. Mustafa Çakmak yazmış size. Ayhan Can, takriben 20-30 yıl evvel öğrencilik yıllarında Boğaziçi Restorant'ta piyano çalıp canlı müzik yapardın. Yeni vazifelerinden başarılar, temenniler diliyor size. Evet, Teşekkür ederim. Mustafa Çakmak, teşekkür ediyoruz. Melek Taş, Serap Altınok, Tekrar Şadiye Melek ve Hatice Cazer, teşekkür ediyoruz. Peki, bu soru benim için çok önemli Sayın Anıl. İyileşme sürecinde, bakın midemize örnek verdik mesela, işte mideden rahatsız oluyoruz, ilaç alıyor, birkaç gün, bir hafta sonra, 2 hafta sonra iyileşiyoruz. Depresyon da öyle, psikolojik sorunlarımız da öyle. Elbette ki iyileşme sürecinde ilaçların etkisi çok oluyor. Ama yine kendi kanımı, kendi düşüncemi söylemek istiyorum burada. Kişinin kendi hastalığının farkında olması ve bunun için mücadele vermesi ilaçlardan çok daha etkili midir sizce? Katılıyor musunuz? Elbette ki ilaç alacağız tedavi süresince. Ama rahatsızlığımızı kabul etmekte bu hastalığın bir nevi önüne geçmek anlamında bir etkeni var mıdır sizce? Ne düşünüyorsunuz? Yoksa ben mi Tabii ki var. yanılıyorum? Hı. Şimdi zaten Almancasıyla terapiye vakait dediğimiz bir olay var. Yani terapi Hı. direnci var mı? Sanırım yok mu? Terapi olmaya zaten yani iyileşmeye konusunda bir direnç varsa istediğiniz kadar uzman olun yardımcı olamazsınız. İnsanların da hani bir farkındalığı, rahatsız olduğunu bilmesi lazım. Bu konuda insanların bilinçsiz olmasının arkasında bir de biz de sorumluyuz aslında. Yeterince insanlara bunların şeysini anlatmazsak eğer, nasıl ülsersen kardeşim bak beynin de ülser olmuş senin. Yani işte MS'deysen senin beynin kurtlanmış. Önce o kurtları Hı. temizlememiz lazım, demek lazım. Nöroloji alın, nörologlar bunu söylemeliler. Şimdi depresyon da öyle. Depresyon öyle bir delilik falan filan değil. Baya baya inflamasyon sonucu. Beyindeki canlı organizmaların sebebiyet verdiği iltihaplar sonucu ortaya çıkan fonksiyonel bozuklukların bütünselliğine verilen bir addır depresyon. Depresyonun Hı. içerisinde bir sürü şey var. Yani bir tek hastalık değil ki depresyon. Yani hepsinin ortak adı. Şimdi ağlama ataklarından, işte motivasyonsuzluktan, uyku bozukluklarından, iştah dengesizliklerinden, yani hangi birini sayayım? Yani o işte konsantre hafıza, kısa dönem hafızalarındaki bayağı ciddi sıkıntılar, işte okulda öğrenciyseniz başarısız olursunuz, futbolcuysanız, profesyonelsiniz, form grafiğinde sürekli düşükler yaşarsanız falan falan hayat kalitenizi bayağı bir düşürür. Ondan sonra çok zeki bir insan olmanıza rağmen işte atıyorum üniversiteyi zor bitirirsiniz falan ya da işte liseyi zor bitirirsiniz falan ya da majör depresif aşamaya geçtiyseniz çok başarılı bir iş adamıyken bile her şeyinizi kaybedebilirsiniz yani birkaç ay içerisinde. Bunlar olabilir. Yani insanlar salak olduğu için affedersiniz, aptal olduğu için yani kendilerine kötülükleri olsun diye zevk aldıkları, sadist oldukları için bunları yapmıyorlar. Bu beynin bayağı endojen olarak yani beynindeki biyolojik rahatsızlıkların sonucu ortaya çıkan şeyler. Yaşadığımız olumsuzluklar, sözünü ettiğimiz gibi işte pandemi döneminde kaygılarımız arttı, işsiz kaldık, ekonomik olarak çöktük. Bunlar da işin tuzu biberi oldu. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Yani neden sadece ektojen faktörler dediğimiz, yani olumsuz yaşanmışlıklar, yaşanmış olan olumsuzluklar insanları intihar ettirmez. Majör depresif aşamaya gitmez. Depresyonu tek başına. Çünkü böyle bir şey teori doğru olmuş olsaydı Mustafa Kemal'le silah arkadaşlarının hepsinin depresyondan intihar etmesi lazımdı. Ya da 1071'de Alparslan'ın işte karşısındaki sayıca çok fazla olan kalabalık Bizans ordusuyla savaşacağı paniğiyle bizim atalarımızın hepsini intihar etmesi lazımdı.
Ya da işte Bolşevik devriminde Vladimir İliç Lenin'in hepsini intihar etmesi lazım Bolşeviklerin. Ya da Ho Chi Minh Vietnam'da. Ya da Hazreti Muhammed intihar etmesi lazım. Ya da Hazreti Ali. İnsanlar çok olumsuz şartlarda mücadele ettiler biliyorsunuz. Yani hepsini intihar etmesi lazım. Hayır. Depresyonda değillerdi. Beyinleri şey olarak oldukça sağlıklıydı ve mücadele ettiler ve kazanan taraflar oldu. Yani ayrıca başka bir örnek daha verelim. Dünyanın en zengin ülkelerinden İsviçre'ye bakıyorsunuz, intiharlar konusunda başı çekiyor bu adamlar. Yani ekonomik şartları yok, zorlukları yok. İşte bizdeki gibi kredi kartı borçları olmuyor, bilmem neyi olmuyor falan. İsviçre'de yaşayanlar biliyorlar. Ya Almanya'ya göre falan yaşam standartları çok daha yüksek. Keza gene İsveç. Ama şeye baktığınız zaman, intihar vakalarına baktığınız zaman bir Afrika ülkesindeki oranlardan çok çok daha yüksek. Yani demek ki eksojen şartlar tek başına yeterli değilmiş. Yani demek ki Ayrıca, birinci o. buyurun. Evet. Ayrıca bence Yani işte burada bahsettiğiniz gibi ama başka bir noktada sanki psikolojik bozukluklar şey diyebilir miyiz? Güçsüz insanlarda da daha fazla gözüküyor olabilir mi acaba? Katılıyor musunuz buna? Güçsüz karakter şimdi ya da o zayıf karakterdeki insanlarda daha fazla gözüküyor olabilir mi acaba? şimdi meseleyi bir de şöyle tersinden sormak lazım. Peki insanlar niye zayıf karakterlidir? Acaba sizin zayıf karakter dediğiniz zaten var olan psikolojik bozuklukların bir şekilde yansıması mıdır? Bir de böyle soralım. Yetişme tarzı da Yani olabilir. şimdi yetişme tarzı esnasında hani şu var. Diyelim ki 3 tane çocuk var. 3 tane çocuktan 2 tanesi sağlam ama bir tanesi majör depresif ve intihar girişiminde bulunuyor. Şartlar aynı. Hepsi aynı. Bütün şartlar aynı anne, aynı baba, aynı ev, aynı mekan. Olabiliyor İklim mu? şartları. Evet. Üç tane çocuk. Yani iki tanesi turp gibi sağlam, hatta sporcu ama bir tanesi majör depresif. Nasıl açıklayacağız? Yani aynı şartlar var. Yani tekrar tekrar söylüyorum. Eksojen şartlar dediğimiz, yani olumsuzluklar, yani insanların hasta olma süreçlerini güçlendiren, öne alan, kuvvetlendiren ama ikinci planda önemli olan, birinci planda değil, ikinci planda olan şartlar herkes için geçerliyken bakıyorsunuz üç tane şeyden, çocuktan, kardeşten bir tanesi majör depresif, diğer ikisinde bir tane. Hiçbir vaka yok. Son derece de başarılı. Böyle sayısız milyonlarca vaka var. Şimdi demek ki sonuç araştırılması gereken konu, eğilmesi konusu. Peki o bir tane majör depresif çocuğun beyninde ne oldu? Ne var? Serotonini nasıl? Hormonların dengesi nasıl? Şimdi deniyor ki işte yeterince serotonin yoksa işte hipokampusta salınımın yapıldığı organdır, salyangoza benzer beynimizin ortasında. Orada yeterince şey yoksa, serotonin yoksa salınımı yapılmaz. İşte depresyon ortaya çıkar diye çok kabul gören bir teori var. İşte o da tartışmalı son yıllarda. E peki kardeşim diğer çocuk, iki tane çocuğun serotonini düzgün, onunki niye bozuk? Soruya oradan bakmak lazım. Onun niye oldu? Bilemeyiz. Yani o çocuğun, o depresyondaki çocuğun hangi dönemde, belki kreşte, belki ilkokulda, belki annesi hamileyken, belki de Epstein-Barr virüsle tanıştı onun vücudu. Belki doğuştan çocuğun beyninde Epstein-Barr virüsü var. Atıyorum 18 yaşına geldiği zaman da iyice ilerledi, bir yolunu buldu. Konstelasyonlar uygundu, virüs ilerledi ve daha sonra da çocuk depresyona düştü. Ya da 35 yaşında şizofren oldu birisi. Yani şimdi olabilir. Yani bunun sebebi eksojen yerlerde değil, endojen yerlerde aranmalıdır görüşünü savunan akademisyenler dedim ben. Teorim benim Anladım. bu. Yani terapi, şimdi ayrıca başka bir şey daha söyleyeyim. Yani bu depresyon tedavisiyle alakalı bu antidepresanlar konusunda ben çok iyi şeyler düşünmüyorum. Bir tek ben söylemiyorum. Zaten öteden beri yazılıp çiziliyor. 2020 senesinin geçen sene Ocak ayında Harvard Üniversitesi'nin klinik psikologları ve psikiyatristleri şu açıklamayı yaptılar. Tekrar altını çizerek bakıyorum, incelesinler. Piyasada iki türlü antidepresan grubu var. Bakın farmakolojinin şu anda biz bayağı bir tepkisini alacağız bunları söylediğimiz zaman. Saldıracaklar muhtemelen. Ben şeyin yalancısıyım. Harvard Üniversitesi'nin yalancısıyım. Evet. Dünyaca meşhur Amerikalı üniversitesi var. Harvard Üniversitesi'nde. Adamlar şunu söylediler. Dediler ki kardeşim basında bunu bir manifest olarak bunu açıkladılar zaten. Şunu söylediler. Şu ana kadar bize kakaladığınız antidepresan diye kakaladığınız bu SSRI ve tirotiklik o antidepresanların, o kimyasalların vücuda zararının dışında hiçbir etkisi yok diye bunu Harvard Üniversitesi söyledi. 2020 senesinin Ocak ayında. Yani şimdi semptom ve kemik alakası yok. Şimdi insanlara siz antidepresanı veriyorsunuz. Epey genel kabul işte hep dayandıkları ne noktada şey. Yani çok fazla bilimsel tartışmaya da girmek istemiyorum. Yani aslında bunu işin uzmanlarıyla falan da konuşmamız çok daha anlamlı olur. Yani buralarda benim vurgulamak istediğim şu, insanlara şu çağrıyı yapmak istiyorum. O bilimsel konularda lütfen dil bilenlerimiz, tekrar söylüyorum, dil bilenlerimiz, Almanca, İngilizce fark etmez, özellikle İngilizce bilenlerimiz,
dünyada son dönemde, bu dönemde yapılmış hakikaten bu kapitalist tıbbın çamaşırlarına, pis çamaşırına, kirli çamaşırı ortaya seren bilimsel yayınları incelesinler. Ve öğrendikleri bilimsel verileri de halkımızla paylaşsınlar. Oldukları her yerde paylaşsınlar. Şimdi bu yalanların peşinde gittiğimiz için biz maalesef bir türlü çare bulmuyoruz. Ha, şunu yapmak gerekiyor. İlaçlara karşı mıyım? Kimyasal ilaçlar çok şey, tamamıyla da karşı değiliz. Yani düşünün. Çok ciddi bir sinüs krizi geçirmiş insan acil hastaneye gitmiş, dilini ısırmış, dilini ısıracak, işte kanama var, ölüp gidecek. Şimdi tabii ki oradaki görevler acilde diyazemi yapacaklar. Diyazemin yan etkisi var, bilmem neye var ve onu düşünmek zorunda değil artık o anlamda o insanlar. Onu kullanmak zorundasınız. Yani zorunlu hallerde o elbette psikiyatrinin kullandığı bütün ilaçların tamamını biz şey yapmıyoruz. Yani Almancası Verschreibung yapmıyoruz. Yani lanetlemiyoruz. Ama öbür taraftan da bizim sırf kar amaçlı yapılan bir takım kirli oyunlar var. Biz onlara karşıyız. Gereksiz bir şekilde. Mesela namuslu psikiyatristler Almanya'da şunu yaparlar. Mesela majör hafif ve orta ölçekli depresyonlarda öncelikle mesela sarı kantaron dediğimiz Almancası Johanneskraut Evet. ondan elde edilen şeylerle tedavi ederler ve netice alırlar. Yani Kimyasal hemen olmayan ilaçlar diyorsunuz, değil evet mi? Hı. alışkan yapma Evet. bazı Hı. noktalar vardı dikkat etmesi gereken. Sarı kantaronla pekala baya baya netice almaktadır insanlar. Yani bu Hı. yapılabilmektedir. Yani Baktığınızda bunlar durum %90 yani. Almanların kullandığı bir ilaç sizin söylediğiniz. İlaç da demeyelim de doğal, evet. İlaçtır aslında doğal bir ilaçtır. Yani Doğal insan, bir siz de ilaç, bağımlılık evet. alışkanlık yapmanız, bilinciniz kapanmaz vesaire Evet. vesaire. Yani bir de farklı şeyleri de var, faydaları da Hı var aynı hı. zamanda. Yani şimdi mesela bizim kullandığımız yöntemler, benim mesela bir tane kullandığım bir mucizevi bir şey var, korkunç bir yağ var. Onu da şeyden getiriyoruz. Yani Yeni Zelanda'dan falan gelen bir şey. Yani gönül ister ki Türkiye'de bu tip katma değeri çok yüksek olan bu tıbbi bitkiler konusunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti günün birinde inşallah uyanır. Ve aslında bizim dağlarımızda muhteşem eczacı deposu durumunda. Bizim kekiğimiz dünyanın en kaliteli kekiği. Onu iddia ediyorum. Yani hakikaten çok güzel. Sonra bizde o kadar muhteşem tıbbi ilaçlarımız, bitkilerimiz var ki bunu kullandığımız zaman dünyaya şey yapabiliriz. Yani örnek olabilecek kadar çok çeşitli olan bir ülke Türkiye coğrafyası. Yani bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yani şimdi bu kadar şey olamayız. Yani duyarsız olmamalıyız diye düşünüyorum. Hani burada esas konuşması gerekenler ben değilim. Ben internist ve ruhsal bilimler hocasıyım. Yani benim alanım değil, elbette ki değil. Bu konuda hakikaten biyolojiyi bilen, moleküler biyolojiyi bilen, insanların ortaya çıkıp bu konuda biraz daha hep itiraf etmesini bekliyorum. Aslında size sürpriz yapacaktık. Bir konuğumuz daha vardı. Fakat rahatsızlığından dolayı katılamadı. Program başında da söyledim. Sayın Anıl, çok farklı tezler ortaya atıyorsunuz. Ama benim son birkaç dakikadır konuşmanızdan anladığım, bu işi doğal yöntemlerle çözmenin gerektiğinin altını çizdiniz. Yanlış mı söylüyorum Evet. bilmiyorum. Geleceğiz ama ikincim, müziğimiz hazır mı? Bakın, konumuz çok ağır. O yüzden araya bir dinlenelim. Güzel şöyle bir sakinleşelim. Bir 2 dakikalık sanıyorum, değil mi? Belki daha 1 dakikalık bir güzel, hoş bir müziğimiz var. Ardından devam ediyoruz. Tamam. Evet, peki. Şehriban Sel yazmış, güç insanın kendi içindedir. İlahi gücü hayata sevgiyle bakarsak sevgi ilaçtır demiş. Katılıyor musunuz? Katılmıyorum. Katılmıyorum Katılmıyorsunuz. çünkü iddiatçı olup da intihar girişiminde olan insanlar var. Şimdi onlara Allahsız, imansızdır falan filan diyemezsiniz. Çünkü o insanlar intihar girişiminde falan da bulunuyor. İstediği kadar güçlü olup kendini kandırsın.
Yani o dürtü gelecektir. İntihar dürtüsü gelecektir. Siz şey olsanız, en sofu adam da olsanız, hangi dine mensup olursanız olun, o engelle durdurmaya yetmeyecektir. Doğru diyor. Ve intihar girişiminde bulunur insanlar. Yani yalnız bir çalışma var. Türkiye'de yapılan bir çalışma, onu da verelim. Bir de bizim İslam inancımıza göre intihar eden insanlar bodoslama, cehenneme gidecek korkusu hakikaten bir sürü insanda, bir çalışmada bu gösterildi. İnsanların imanlı olması, o konuda eksojen, hani bu patlama noktası, bardağa taşıran son damla diyeceğimiz, afekt reaksiyon dediğimiz, yani gözünün kararıp intihar hamlesini yapma gerek noktasına geldiği noktasında, işte ölüp gittikten sonra gideceğim yerde, gideceğim yer cehennem olacaktır korkusuyla en azından o son odumun bir şekilde atılmasının engellenebildiği konusunda böyle bir algının olduğunu bir akademisyen arkadaşımız yaptığı bir çalışmada bunu ortaya koymuştu. Türkiye'de böyle bir fenomen var. Bu doğru. Ama tek başına şunu demeyeceğiz. Yani işte psikolojik rahatsızlığa düşen insanlar, çünkü duyuyorum, kulağıma geliyor böyle aptal aptal bilim şeyler falan söylendiği zaman, yani bunu söyleyen insanların ruh sağlığına şüphelenmek gerekiyor. Şüphelendiğini falan açık açık söyleyeyim size. Yani şu söyleniyor, işte sen depresyona düşüyorsun, demek ki senin imanın eksik, iman tahtan eksik, o yüzden depresyona düşüyorsun gibi saçma sapan. Evet. Şunu söyleyemeyiz. O zaman şey de söyleyelim, işte kardeşim senin de kronik işte şey var, akciğer yetmezliği var, o zaman sende iman yok. Başka birine diyelim ki senin işte midende şey yok, iman eksiği olduğu için, ya peki beyninde ülser olursa ne olacak? Bunun imanla vesaireyle güçlemişle ne alakası var? Konuşulmaya bile Yani değer görmüyorum. Evet. anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani Evet. şimdi yanlış anlaşılmasın. Ya biz insanların kimse inancına falan şey yapıyor falan durumda değiliz, ama bilin dışı şeyler söylenmesi. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i Evet. kerimede bilenle bilmeyen bir olur mu diyor. Başka bir yerde de diyor ki alimlerden yüz çevirin. İslam peygamberi de diyor ki yani ilim Çin'de de olsa gidip almalısınız. Yani İslam Müslümanın yiğitlik malıdır, gidip de olmak. Ay, şimdi onu bırakıyoruz. Ne biz Hazreti Muhammed'i dinliyoruz, ne Kur'an-ı Kerim'e takıyoruz. Kendi kafamızda paranoyal bozukluklara mı yüzde? Ürettiğimiz ne kadar, ya da başka paranoyak insanların, şizofrenik insanların uydurdukları bir takım hurafelerin peşine gidiyoruz ve onları papağan gibi tekrarlıyoruz. Sorgulamadan. Olmaz. Yani bu ne Müslümanlıkla, ne artık pozitif bilimlerle, hiçbir şeyle yeri yok bu tip ifadelerin. Yani bunlar sadece doktrine edilmiş insanların bilinçsizce yola getirdiği ifadeler. Yanlış anlaşılmasın. Yani ben kimseye şey yapmak istemiyorum. Yani ama şuna kesinlikle insanlara şey yapalım, bilgilendirici olalım. Yıllar önce biliyorsunuz Bielefeld'de bir camimizde bir işte cinnet geçirdiği söylenen bir görevlimiz, din görevlimiz cinayetler işlemişti. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Eskiler hatırlarlar. E Bilmiyorum. şimdi bunun ne diyeceğiz adama? Adam hasta. Adam şizoid, psikotik bir insan. Cinayeti işledi o zaman Bielefeld'de. Yani şu, bu adama imanı yok mu diyeceğiz şimdi? Ya da biz mi karar vereceğiz? Yani şimdi bunu nasıl anlatacağız? Ya da o camiye gidenler, onun arkasında namaza duranların hepsi aynı onun gibi adam mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ya da atıyorum şimdi IŞİD'çiler var diye bütün Müslümanlar onlar gibi mi diyeceğiz? Yani Belki de şimdi şu. bilimsel bakmak gerekiyor. Evet, çok özür diliyorum. Belki arkadaşımız şu anlamda yazmış olabilir. Bakın, siz de takip ediyorsunuzdur Sayın Anıl. Son zamanlarda bu kişisel gelişim kitapları çok favoride biliyorsunuz. Çok okunuyor, çok takip ediliyor. Ve orada da ilahi Fazla güce, evet. evrenin gücüne inanılması gerektiğini, işte o güçle yaşanılması gerektiğini, dualar edilirse birçok hastalıktan kurtululması gerektiği savunuluyor. Belki de buna dayanarak bu arkadaşımız yazmış olabilir. Bu anlamda bu kitapları da size sormak istiyorum. Kişisel gelişim uzmanlarının açıklamaları ve kitaplarını nasıl görüyorsunuz? Bu depresyon ve psikolojik bozuklukları olan insanlar gerçekten bu kitapları okumaları gerekiyor mu, yoksa uzak mı durmaları lazım? Ne dersiniz? İnsanların özel tercihlerine tabii karışamayız, ama ben şimdiye kadar hayatımda bu tip adamların hiçbir kitabının bir sayfasını, bir kelimesini bile okumadım. Hiç ilgimi çekmiyor. Tek daha söylüyorum. Dil bilenlerimiz, dünyada yapılan güncel çalışmalarla alakalı neler varsa ve bunu da namusuyla Türkiye'de Türkçe diline çevirebilen akademisyenlerimiz varsa, o kaynaklara, bilimsel kaynaklara baksınlar. Yoksa işte mutlu olmanın 10 altın anahtarı diye böyle saçma sapan kitaplar dolanıyor. Şimdi ulan geri zekalı. Mutlu olmak işte 10 tane anahtarı yetiyorsa ben 10 tane anahtar, ne anahtarla yaşayayım? Yat anahtarla yatıp anahtarla kalkayım. Böyle bir şey yok. Şimdi saçma sapan şeyler var. İşte bir tür falcılık gibi. Herkes kafasına göre, paranoid şeylerine göre, ruhsal sağlığı neye el veriyorsa ona göre bir takım iddialarda bulunuyor. Şimdi
Yani bunlara itibar etmesinler, okumasınlar. Tek tek bir şey var. Yani bilimin ışığında hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor Mustafa Kemal Atatürk. Yani bunun üzerine ne konu? Kur'an-ı Kerim'de de ayeti kerimde demiyor mu? Bilenle bilmeyen bir olur mu? Cahillerden yüz çevir. Yani cahil cuhala işte zamanında Kur'an-ı Kerim yazmaya kalkmadı mı birileri sahtekarcı? Ama arkasından gitti mi şey kafası çalışan insanlar? Onların arkasından gitmediler. Şimdi yani o bakımdan böyle ortalıkta saçılmış abuk subuk bilim dışı bir takım şeyler hiç itibar etmemelerini ben öneriyorum. Hele hele o şu anda çok şey diye o kadar saçma sapan teoriler var ki başka bir şey daha söyleyeyim. Televizyonda kazık kadar adamlar kalkıyorlar gidiyorlar. İşte bir de kendilerine astroloji uzmanı falan diyorlar. Yani sanki böyle filoloji, işte biyoloji bilinmiş gibi sonuna j ekini koyuyorlar. Astroloji deniz olay nedir kardeşim? Yalanoloji, atmoloji, sallamoloji sallıyorsun, yalan söylüyorsun. Yani şimdi ve insanlar bununla program yapıyor. Bakın insanlar artık Türkiye'de öyle bir noktaya geldi ki evlenmelerini bile o bir takım falcılar da şimdi Bağdat Caddesi'ne gidin sosyete falcıları falan da var. Bayağı ciddi seans Var şey var. falan oluyor. Evet var. Bu sene de gördük biz evet. Adım Yani işte adım başı falcılarla dolu. Evet maalesef. Şimdi o zaman bunlar çok evet. Özür diliyorum. Bunları geçelim. Çünkü bu şey düşüncelere çok uzak olduğunuz belli Sayın Anıl. Ben hemen çok benim için gerçekten bu programda sormam gerektiğini düşündüğüm bir soru daha var. Siz aile ve çocuk üzerine terapiler de veriyorsunuz yanlış bilmiyorsam. Bu anlamda bu özellikle eşler arasındaki depresyondan biraz bahsetmeli, çıkan sorunlardan ve erkek veya kadının yaşadığı depresyonlardan bahsetmenizi istiyorum. Evliliklerde çok sık görülüyor bu depresyon olayı. Evlilik sonucu, evet. Çok görülüyor, değil mi? Evet. Boşanmaların arkasında yani %99,999 psikolojik Evet. rahatsızlıklar var. Çok kötü. Evet. Şimdi mesela depresyon konuştuk ama bir de son dönemde baya baya patlama görülen başka bir alan var. OKB, obsesif kompulsif bozukluk. Takıntı bozuklukları dediğimiz zorlanma Evet. bozuklukları. Evet. Şimdi işte en yaygın olanı şeydir. Nedir? İşte temizlik takıntısı. İşte kadın Bayanlardır. Hı. bunlar da genellikle görülür ve halkımızda der ki aa ne temiz kadın işte onun olduğu her yer pırıl pırıl işte melek gibi bir kadın filan der. Halbuki kadın hasta. Başka ne var? Asimetri takıntısı var. Ben hatırlarım Türkiye'de annemin arkadaşları işte kırlent denir. İşte televizyonların üzerine el işleri oyalar mayalar. İşte baklava şeklinde konacak, üçgen şeklinde sarkacak falan filan. Milimetrik şaşkınlık olmayacak. Dengesizlik olmayacak. Her şey simetrik olacak. Duvardaki bir resim simetrik olacak falan. Sayma takıntısı olan insanlar. Ya da ne bileyim ya daha bir sürü türü var bunun. Yani bu Erkeklerden de takıntı örnek verelim Sayın Anıl. var olmaz olur mu? Evet, Aynı evet. sayma takıntıları erkeklerde de var. Elini yıkama takıntısı onlarda da var. Adam dışarıdan geliyor işte bir saat hiç banyodan dışarı çıkmıyor. Yemeği Yani işte beğenmiyor. yemeği beğenmiyor ya da işte ne bileyim Eşini dışarıdan geliyor. beğenmiyor. Hı. Yok bu kaptım diyor eline geliyor işte bir saatten önce çıkamıyor. Yani sabunla elini sabunluyor ya takıntı olmuş. Ya da işte örnekleri çok bunun. Yani Çok. sonra mesela şey var kontrol takıntısı. Yani kontrol svank dediğimiz. Nedir o? İşte kocasına dikkat edecek, şey yapacak, kontrol edecek kadın. Sürekli 5 dakikada bir telefon ediyor. Neredesin? İşte bana şeyi gönder, işte canlı yayın yap, işte alışverişteysen, işte olduğun markete bana şeysini gönder, videosunu gönder. Canlı kamerayla çek oraya gönder bana. Aynısı erkekte oluyor. Sonra ya kadın boşamış, adamda bir de psikotik bozuklukları var. Boşanmış karısını daha sonra gidip öldürebiliyor. Şizoid adam. Yani şimdi bu obsesif rahatsızlıklar ileri noktada, çok ileri noktada işte şizofrenik boyutlara falan geldiği zaman bu ilişkiler artık çok tehlikeli boyutlara falan da geçmeye başlıyor. Yani şimdi mesela bu OKB konusunda mesela bağımlılıklar var. Evlilik ilişkilerin arkasında yani labilite dediğimiz sorunlar var. Son zamanlarda işlenen sıkça cinayetler örneğin bunlara değinmek istiyorum. Tabii ki bunların hepsinin altında psikolojik problemler yatıyor, öyle değil mi? Evet. Sonra kompleksif olan insanlar var, aşağılık kompleksi olan insanlar, narsist kişilik bozukluğu olan Hı. insanlar var. Hı. Hani o kadar çok sorun var ki, yani bütün bunların analiz edilmesi lazım. Yani Evet. evlilikte bak hiç böyle bir şey yok. Yani insanlar diyor ki kadın geliyor, işte beni diyor kocam hasret. Hayır kızım.
İlle de seni kocan hasretmiş olmayabilir. Senin depresyonun için senin hangi yaşta, belki evlenmeden öncesinden de neticede şeyleri screening yaptığımız zaman ortaya çıkıyor. İlk fetresi şeyleri, belirtiler. Mesela bir hanımın işte 12 yaşında falan başlamış. O zamandan beri var. Ama sen kaç yaşında evlendin kızım? 21 yaşında. Peki onun öncesinden de var senin depresyon. Demek ki seni kocan hasta etti. Önceden beri sen hastaydın. Yani şimdi burada depresyondaki olan insanlarda uyum sorunu olur, sosyalizasyon sorunu olur. İşte hele hele ikisi birden rahatsızsa o evlilik artık çekilmez hale falan gelir. Yani onun için ben şunu yapıyorum. Evlenmeyen çiftler falan bize geldikleri zaman, nişanlı çiftler, ayırdıklarım da oluyor. Ayırıyorum ya, diyorum ki kardeşim, kızım sen bu çocukla evlenmeyi falan istemiyorsun. İşte o varlıklı bir ailenin çocuğu diye onu alacaksın. Kendine bir şekilde ekonomik olarak garanti altına almak üzere. Sen böyle bir evlilik yolunu tercih ediyorsun ama bu herifi sevmiyorsun. Yani yarın bir günde böyle bir sıkıntı olacak. Bu da senin de onu sevmediğini hissettiği zaman yarın bir gün ikinci, üçüncü metresler vesaireler falan devreye girecek. Ondan sonra işte birbirinizi aldatmaya falan başlayabileceksiniz. Çok sağlıklı görmüyorum. Yapacağınız iş önce tedaviniz olur. Arkasından da kendinizle hakikaten bir barışık bir şekilde sorgulamanızı dürüst bir şekilde yapın. Eğer evlenmeye hakikaten hayat arkadaşı bulma konusunda samimiyseniz eğer, şu anki depresif epizoddayken ya da OKB'deyken sizin sağlıklı karar verme şansınız zaten yok. Hastalığınız size ne derse o adımları atacaksınız. Yani sağlıklı değilsiniz. O yüzden bir an önce sağlığınıza kavuşun. Sağlığınıza kavuştuktan sonraki süreçte ayrılacak mısınız? Evlenecek misiniz? Düğün tarihi mi belirleyeceksiniz? Sonra yapın diyorum. Ama burada çok Yani onu önemli bir konuya değindiniz Sayın Hanım. Bakın, evlenmeden önce gelen çiftler varsa o zaman ben o çiftleri şanslı görüyorum. Çünkü bir danışman en azından size gelebiliyorlar. Peki bir de gelmeden evlenen çiftler var. İşte asıl problem burada başlıyor, değil mi? Aslında çok güzel bir yöntem. Yani evlenmeye hazır mıyım? Karşımdaki kişi bana uygun mu diye gerçekten bu anlamda gelen hastaları, hasta demeyelim de ne diyelim, ne isim verelim bilmiyorum ama bu çok güzel bir Danışanlar deniyor gelişme. Türkiye'de. Efendim? Efendim? Danışanlar deniyor. Danışanlar diyelim. Danışanlar. Evet, peki Evet. bu çok fazla mıdır yaşadığımız, mesela Bielefeld'den örnek verecek olursak? Bielefeld demeyelim çünkü Ya da insanlar Avrupa kendi geneli diyelim, evet. Avrupa geneli. Yani Türkiye'de de Avrupa'da fark etmez. Sorunları Japonya'da da fark etmiyor. Üç aşağı beş yukarı sorunlar her yerde var. Çok güzel. Sosyo-kültürel çerçevede farklılıklar da gösterebiliyor bir takım sıkıntılar ama şunu söyleyeyim yani OKB'li bir Japon da olsa OKB'lidir, İngiliz de olsa, Arap da olsa, Çinli de olsa OKB'lidir. Yani evliliğinde bu da evlenmeden önceki süreçte zaten OKB'si vardı. Yani hasta olduğunu insanların çoğu bilmez. Bakın OKB'lilerin ortak yönlerinden bir tanesi hasta olduğunu çok bilmezler. Yani sonra dayanılmaz noktalara geldikten sonraki işte ondan sonra geliyorlar. Hastalık ilerledikten sonra bize genellikle geliyorlar. Yani işin böyle bir tuhaf tarafı da var. Çok sinsi gelişen bir hastalık OKB dediğimiz hastalıkta. Yani ama evliliği zehir etmeye yeter artar. Kesinlikle yeter artar. Ya mesela temizlik takıntısı olan bir kadın sürekli aman oraya oturma, şunu yapma falan filan dediği zaman çocuklarına, o kocasına filan artık hayat o evde bir şekilde çekilmez hale falan gelmeye başlıyor. Aynı şey kocası için de aynısı. Eve çıkmayacaksın, şunu yapmayacaksın. Benim haberim olmadan şu arabayı kullanmayacaksın. Çarşıya gitmeyeceksin, haber vereceksin, telefon edeceksin falan filan derken. Şimdi ne oluyor? Bir tek yani insanlar kendilerini çok tuhaf falan hissetmeye başlıyorlar. Artık bu şey boyutlarına geliyor. Eğer o emirler yani obsesyonun dayattığı, obsesif düşünceleri ortaya çıkardığı o emir vermeler yerine o emirlere itaat yaptığı zaman da bu defa şiddete doğru gidiyor iş. Yani arkasında obsesif rahatsızlık yatıyor ve o evlilik çekilmez hale falan geliyor. Yani bu rahatsızlıkların hepsinin anlaşılması falan gerekiyor. Şimdi başka şeyler var. Mesela kumar bozukluğu olan insanlar var. Başta otomata gidiyor. Maaşını alıyor. O gün gidip kumarda 2000 avroyu verip geliyor adam. Yapabiliyor mu? Avrupa'da çok yaygın. Sonra bu otomatlıkları işte vesaire bağımlılıkları şunlar bunlar olabiliyor. Yalan söyleme olayları var. İşte mitomanik insanlar çok fazla. Evlilik ilişkilerinde bunlar yansıdığı zaman çok tuhaf işler olabiliyor. Sonra karşı cinse karşı zafiyetler bayağı bir aldı başını gidiyor. İnternette yapılan işte maceralarla evlilik ilişkilere işte bir şekilde insanların meyil etmesi sonucu işte boşanma aşamasına gelmiş olan evlilikler falan söz konusu. Baya baya vaziyet vahim son dönemde bu alanda da Avrupa'da maalesef çok vahim.
Ne Yani sonuna öneriniz nedir evli çiftlere? Ne öneriyorsunuz? Neler yapmasını gelen danışmanlara diyelim ya da danışanlarınıza neler söylüyorsunuz? Buradan bizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Bu evliliği kurtarmak için mi uğraşsınlar ya da bir karı koca bir terapi yoluna mı gitsinler? Neler söylemek istersiniz? şimdi evliliği kurtarmaların zaten eğer öyle bir niyet varsa ana niyeti terapiden geçmek. Yani terapi olmak, düzelmek, hastalıklardan kurtulmak onlar olmadan zaten evliliği kurtarma şansları yok. Ya işte var olan o sakat haliyle sürdürecekler mutlu olmadan işte olumsuzluklarla birlikte işte ömürlerini bu gezegende tamamlayıp gidecekler. Ya da var olan bu olumsuzlukların bir şekilde tedavisinin yapılabileceğini bilip o bilinçle bir uzmana gidecekler. Yani orada da hakikaten önce onlara uzman, yani benim uzmanlık sıfatına uygun gördüğüm insan şunu yapacak. Önce screening dediğimiz tarama yapacak. İnsanlarla teker teker görüşecek, eşleri teker teker dinleyecek. Depresif sıkıntılar var mı, OKB sıkıntısı var mı, şizoid bozukluklar, kişilik bozukluklar var mı? Bütün bunların analizleri teker teker her iki çiftine yapılacak. Ve arkasından da ilk çiftine şeyi anlatacak. Bir defa açık gözlü olacaklarını, her şeyi gizlemeden konuşacaklarını ve zaten Almanya'da bir gizlilik ilkesinin şey olduğunu, geçerli olduğunu bildireceğiz. Yani çünkü Schweigepflichtenau, yani mahremiyeti koruma mecburiyeti sırf terapeut için değil, terapist için değil, aynı zamanda eşler için de geçerli. Orada konuşulanları üçüncü sıra zaten terapist onu kimseye anlatamazsınız. Yani orada yani o güveni sağladıktan sonra insanlar sorunlarını ortaya samimi bir şekilde koymaya başladıktan sonra analizini yaptıktan sonra bulguyu anlattığınız zaman peşinden şunu söyleyeceğim. Bakın kardeşim bilimde alınmak, gücenmek, darılmak falan olmayacak. Çünkü söyleyeceğim ortaya çıktım bizim semptomların ifadesi bulduğumuz teşhisleri diagnostik anlamda size anlattığımız zaman alınganlık göstereceksiniz. Bir daha randevu falan almayın bana bir daha da gelmeyin diyor. Yani yapacaksınız adam gibi dinleyeceksiniz. Yani bütün açıklıkla bilimde ayıp yok, bilimde tabu yok. Her şeyi bilimsel olarak analizini yap. Bulgular neyse taraflardaki biz bunu ortaya koyup anlatacağız. Önce eşlerle tek tek konuşuruz. Arkasından da toplu toplantılar şeklinde yapılıyor. Çözüm yolları nelerdir? Önce onları anlatmaya çalışıyoruz. Eğer depresif bir rahatsızlık varsa, depresyona karşı bizim elimizde çok kuvvetli bilgisayar yöntemlerimiz var. Onları uyguluyoruz. Bilgisayar ilaçları alıyorlar. Hayatlarını devam ettiriyorlar. Hiçbir şekilde bağımlı olmuyorlar. Arkasından da belli aralıklarla ekonomik şartlarına göre, işte zamanlarına göre, bir de bizim randevu verebilme sıklığımıza göre insanlara bir randevu planı çıkartıyoruz. Ve tabii ki birinci ölçekte bizim evlilikleri kurtarmak hedefinde bir hedefimiz var. Ama biz Katolik değiliz. Eğer başından zaten yanlış yapılmış evlilikler varsa, hiçbir şekilde de kurtarma şansımız olmayacak boyutlarda kangren olmuş bir ilişki sürdürülmek zorundaysa onu da bitirmek için de yani sonlandırmak adına da insanlara o anlamda o boşanmalarda bile bir destek vermek zorundayız. Ki ortaya da çocuklar varsa eğer yani en azından çocukların hatırına kafa göz yarmadan uygarca bilimsel bir şekilde yolunuzu nasıl ayırabilirsiniz? Yani siz olarak boşanmış olsanız bile önünüzdeki dönemde sizi bağlayan başka gerçekleriniz var, çocuklarınız var. Ya onların şeyleri yapmanız gerekiyor. Nedir onların bilimsel yöntemleri diye insanlara bu şekilde rehberlik yapmak durumundayız. Yani bunu yaparken bütün şeylerde yaptığımız şey ana omurgası screening dediğimiz tarama. Eşlerdeki birebir taramalar yapılacak. Nerelerde algı bozukluğu var, nerelerde davranış bozukluğu var, kimde ne var, kimin depresyonu ne ölçekte, kimin OKB'si ne şey, onlar bakılacak. Onun analizi düzenlesi yapıldıktan sonra ortaklaşa beraber yapılabilecek başka bir türlü desansibilizasyon çalışmaları falan filan var. Yöntemler var. Onlar da insanlara öğretilecek. Bana gelen insanlar benim hastalarım değildir. Ben onlara benim öğrencim gözüyle bakarım. Bana geldikleri zaman bilimsel yöntemler neyse o bilgiyle alırlar. Seminerle gelirler. Terapi dediğimiz olay aslında bende özel seminerdir. Bana seminere gelirler. Seminere giderler. Almanların çok güzel bir lafı var da. Wissen ist Macht. Yani bilgi kuvvettir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede işte bilenle bilmeyen biri olur mu diyor. Mustafa Kemal hayatta en hakiki mürşit yani yol gösterici ilimdir diyor. O yüzden insanların biz ilmimiz dilimizin döndüğünce insanlarımızı biz yetkin hale getirmeye çalışıyoruz. Peki Asıl ana terapiler, umurumuz. evet. Özür diliyorum. Terapiler grup olarak mı yapılıyor yoksa Şöyle oluyor, aile terapilerinde mesela depresif diyelim ki ergen bir dönemin, ergenlik döneminde çocuğumuz var, 16 yaşında. Anneye babaya ya en yakında kimler varsa siz de geleceksiniz diyorum. Bu benim yöntemim. Alman meslektaşlarımızda bunu göremezsiniz.
Ben özellikle Türk yapısını, aile yapısını bildiğim için yani annenin babanın mutlaka çocukla ilgili benim gördüğüm sıkıntı neyse o konuda bilgilendirmeleri lazım. Bir hastamıza yardımcı olacaksak, danışanımıza yardımcı olacaksak ona tedavi sürecinde nasıl yaklaşmalı ya da nasıl yaklaşmamalı konusunda yakınlarının bilgilendirilmesi lazım. Evet. Bu meyanda farkında olmadan diyorum ki kardeşlerden kaç kardeş var? İki kardeşi var. Getirin diyorum. Grup terapisi derken hasta aslında bir tek hasta var ama onunla ilintili etrafındaki insanları da topluyorum. Bilgilendiriyorum ve bu ara farkında varmadan screening yapıyorum. Annede de çıkıyor mesela depresyon. Bu defa onun da depresyonel boyutu screening oraya sığdırıyorum. Çünkü insanları gönderecek başka bir yanımız yok. İşte benim seans sürelerim 90 dakika olur. Genellikle o 90 dakika ya da aile bireylerine, başkalarında da başka sıkıntılar varsa hangi bilgisayar ilaçları hangi dozajda almalarına gerekerek onlara söyleyerek o şekilde de terapilerinden sonra evlerine gönderiyoruz onları ve Aslında bunu denetimlerini yapıyoruz. evet. Aslında bunu çiftler Şöyle için söyleyeyim. sormuştum ben. Buyurun. Çiftler için de aynısını yapıyorum. Çiftler için mesela çocuklar da var. Çocuklar eğer bu mesela annede depresyon var, babada da depresyon var ama artık da depresyon artma kabiliyeti var. Durumla ilgili işte 18 yaşında, 20 yaşında, 23 yaşında başka çocukları da var. Onları da getiriyorum. Çocuklar gelin bakalım. Topluyorum bütün aile ve diyorum ki annende şu şu hastalıklar, babanızda şunlar 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 var. Diyor ki bu çocuklardan bir hocam aynı şeyler bende de var. Mesela. Diyoruz ki abitur yapmak zorunda kız çocuğunda o da depresyonda. O Şimdi zaman topladığımız zaman depresyon olayına da genetik diyebiliyor muyuz burada hocam? hayır, bakın o genetik onu demek istemedim ben. Genetik olay şu. Bu kalıtsal olarak değil. Yani eğer genetikselse evet genlerin bozulması ihtimali var mı? Var. Ama bu ille doğuştan annemizin karnından alacağımız kromozomlarla alakalıdır falan filan diye o iddiayı söyleyebiliriz. Geçin bu teoriyi savunanlar bir de şunu da söylüyorlar son yıllarda. Deniyor ki genlerimizin eğer bozulmasıyla ilintili olacaksa eğer yani ki o da endojen faktörlerden bir tanesidir. O genlerimiz 30 yaşında filan da bozulabilir. Uçak yolculuğu sırasında alacağım bir yoğun bir ışınım, kozmik ışınım belki de belli miktarlarda Ya genlerimize öyle evet. tahribat. Evet. Ya da gittik işte bakın işte Leverkusen'da dün ne oldu? Bir kimyasal bir patlama oldu orada. O bölgedeki insanlar işte dioksindir vesaire bir takım kimyasal zehirlerle vücutlarına girecekleri belki onlarda da genetik bozukluk olabilecek. Yani bu genetik bozukluk çevre faktörlerle hayatımızın her döneminde gündeme girebilecek bir şey. Yani Karşılaşabiliriz, bu evet. şimdi de bu genetik teorisi hani karşı, tartışırken insanlar şunu da tartışıyorlar. Peki kardeşim ya anneannede yok şizofreni, işte babaannede yok, hiç kimsede yok ama bu çocukta niye şizofreni var? Yani hiçbir yerde görülmemiş daha önce. Bu çocuk niye şizofren? Ya da depresyon daha önce hiçbir kimsede yok ama iki kardeşin ikisi de depresif. Nasıl oluyor? Anne de yok, baba da yok, hiç kimse de yok. Yani bu genetik teorisi hala muallakta olan savunanlar ve savunmayanlar arasında bir de orta yerde orta yolcular var. Olabilir de olmayabilir diyenler de var. Hala tartışmalar devam ediyor. Bu konuda kesin hatları dur diyebilmek pek mümkün değil. Peki, bir saatimizi aştık sanıyorum, değil mi sevgili Ekin? Evet, konu özel bir konu. Konu gerçekten hepimizi ilgilendiren bir konu olduğu için bakın zaman nasıl geldi geçti yine farkına varmadık. Size bir saat demiştik ama bir saatimizi çoktan aştık. Şöyle yapalım Sayın Anıl, isterseniz bugünlük ara verelim. Daha ilerleyen günlerde sizinle tekrar bu konuya devam etmek isterim. Eğer siz de isterseniz tabii zamanınız uygun olursa. Son olarak Tabii. diyelim. Evet, çünkü dediğim Buyurun. gibi çok konuşulacak o kadar çok konu var ki yalnız bunu bir saate indirgememiz çok imkansız bir şey, mümkün değil. O anlamda ilerleyen günlerde gerçekten sizinle bir program daha yapmak isterim. Uygun olursanız eğer. Son cümlelerimizi alalım. Maalesef bitirmek durumundayım. Bakın Covid-19'dan, koronadan hala kurtulamadık. Belki önümüzdeki aylarda yeni bir sürece daha gireceğiz. Yeninden yalnız kalacağız. Bu yaz sezonunda insanlar biraz dışarı çıktılar, sevdiklerini gördüler. Kendilerini bir nevi de olsa tatmin edebildiler. Ama sanıyorum birkaç ay sonra tekrar eski duruma geri döneceğiz. Bir profesör doktor olarak neler önermek istersiniz bu zor dönemlerde? Neler yapalım psikolojilerimizin daha da kötü olmaması için evlerimizde, iş yerlerimizde neler tavsiye edersiniz şu an bizi izleyenlere? Buyurun efendim. Şimdi bu pandemiyle ilgili daha çok hemen bir şey söyleyeyim, bir tavsiyem olacak. Hemen kalem kağıt olan varsa yazsın. coronalevel.com. Tekrar söylüyorum.
Corona Level, hepsi küçük ve bitişik. coronalevel.com. Şimdi bu dünyanın en önemli üniversitelerinden Amerika'da Maryland eyaletinde Johns Hopkins Üniversitesi'nin bir bilgi paylaşım platformu. Dünyada 180 ülkenin günlük korona ile ilgili vakalarını topluyor. Ve o site geldiğinde oraya hangi ülkeyi sorgulamak istiyorsunuz? Oraya Madagaskar yazın. Madagaskar. Madagaskar 26 milyonu 27 milyonluk bir ülke. Yüz ölçümü de 560 bin, 580 bin kilometre kare kadar bir yer. Yani Türkiye'nin üçte ikisi kadar da büyük de bir yer. Afrika'nın güneydoğusunda bir ada ülkesi. Aslanlar gibi bir devlet başkanı var ve Covid ile ilgili bunu nasıl bu emperyalist saldırıyı nasıl göğüsleyebiliriz diye akademisyenlerini topluyor ve diyorlar ki onlar da işte en başta Pelinotu bazlı olmak üzere çok kuvvetli bir antiviral bir nimettir, virüs öldürücüdür ve onu destekleyici başka bitkilerle elde edilen bir içeceği halkına ücretsiz dağıtıyor. Evvelsi gün baktığımda pandeminin başından beri bu ülkede düşünün Danimarka'nın, İsveç'in şunu bunun nüfusunu kat be kat aşacak toplam nüfusu aşacak bir nüfusa sahip olan bu ülkedeki toplam ölenlerin sayısı 940. Yani aşıyı ülkesine sokmuyor. Başarılı olunabiliyor. Lütfen bu tip bilimsel çalışmalara baksınlar. Yani işte sürekli bizim psikolojimizi bozacak yayınlar, aşı yatıp aşı kalkmanın bir anlamı da yok. Bu virüsle mücadelede pekala korunmak amaçlı yapılabilecek aşı karşıtı gibi anlaşılmasın. Şimdi bana saldırırlar çünkü bu aşı lobicileri. Şimdi bunun dışında bundan kurtulmak için ki sabun köpüğünde bile ölebilen bir virüs zaten bu biliyorsunuz. Yani ben hatta daha önceki televizyon programlarında kekik yağını önermiştim insanlarımıza korunmak amaçlı. O yayınlarımızdan takip edebilirler. Neler söylediğimiz kayıtlar da var. YouTube'da falan var. Ararlarsa bulacaklardır. Şimdi bunlar yapılabilir. Yani çaresiz değiliz kesinlikle. Yani bunun dünyada örnekleri var. Mesela aynı içeceği, Madagaskar'daki üretilen içeceği kullanan adanın karşısında Afrika kıtasında olan hemen komşu ülkesi olan da Mozambik'te de uygulanıyor. Oradaki vakalara da bakın. Yani bu içecekle pekala insanlar aşıya şuna buna namerdin silahına muhtaç olmadan pekala bu pandemide çok başarılı noktaya. Yani 940 kişi diyoruz. Yani nezleden ölen insanların sayısı bu 2 sene içerisinde belki daha fazla var. Yani Evet. pandemi durdurmamışlar. Her şey devam ediyor. Çok başarılılar. Yani bunun yapılması için bu konuya pek girmek istemiyorum. Başka bir gündem aslında. Yani bu biyolojik bir silah mıdır, değil mi? Çünkü bizim zamanımızı çoktan aşacaktır. Ki ben bu biyolojik silah olduğunu düşünenlerdenim ayrıca. Onu da antiparantez söylemiş olayım. Yani bu mücadelede, bu saldırıya, bu alçakça saldırıya, biyolojik silaha karşı direnen bir ülke var, Madagaskar. Onu da Johns Hopkins Üniversitesi'nin günlük verilerinden takip edin. Tekrar söyleyelim. coronalevel.com. Karşınıza Evet. oraya çıkacak. Ülkeler oraya da Madagaskar yazın. Madagaskar'a verin size rakamları verecek. Orada Peki. bütün ülkelerle günlük update'lerine bakacaksınız. Onu gördükten sonra psikolojinizin biraz da güçlü olduğunu göreceksiniz. Ya demek ki buradan bir çıkış yolu varmış. Yani biz illa günün birine yakalanacak mıyız? Paranoyak düşüncelere gitmeden, böyle kendimizi zorlamadan. Yani bunun alternatifleri de var. Ya bunu koruma yöntemleri var mı? Var. Tamam. Yani ne yapabiliriz? Kendi çapımızda neler yapabiliriz? Mesela kekik yağını nasıl kullanmalıyız? Yani ya da koruma yöntemlerimizi nasıl yapabiliriz? Yani ola ki bir şey durumda semptomlarla karşılaştığın zaman ne yapmak zorundayız gibi yapılabilecek bir sürü şey var. Evet. Yani bunu olması da insanlarda çok ciddi bir rahatlama sağlıyor. Onu söyleyeyim çünkü Türkiye'deki benim önerilerimi yapıp da pozitif çıkmasına rağmen hiçbir semptom göstermeden hastalığı atlatan insanlarımız Allah razı olsun hocam deyip duruyorlar. Yani burada benim alanım değil ama ben okuduğum kaynaklardaki verileri aktarıyorum insanlara. Başka bir şey yapmıyorum. Yani Peki. yöntemleriniz var. Psikolojinizi bozmaya gerek yok. Buradan da çıkacaktır insanlık günün birinde diye mutluyum. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdınız. Rica Bugün ederim. evet Rica ederim. bizlerle birlikte olduğunuz için önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek üzere. Size başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun efendim. İyi akşamlar diliyorum. Tamam, çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
Efendim bugün de bize ayrılan zamanın sonuna geldik. Bir konu ve bir konu programında sizlerle birlikte olduk. Konumuz hakikaten hepimizi ilgilendiren bir konuydu. Genç, yaşlı çocuk artık dinlemiyor maalesef psikoloji rahatsızlıkları. Günümüzde çok yaygınlaştı. Ne yapalım? Ben her zaman söylediğim sözcüklerle bugünkü akşamı noktalamak istiyorum. Kendinizi sevin efendim. Kendinizi sevdiğiniz zaman diğer insanlar da sizi sevecektir. Kendinize değer verin ki başka insanlar da size değer versin. Kendinizi çok kötü hissettiğiniz durumlarda okuyun, müzik dinleyin, yürüyüş yapın, evreni sevin, doğayı sevin. Dedim ya biraz önce, kendinize değer verin ve kendinizi sevin. Ondan sonra başka insanların sizi sevmesine izin verin. Bu çok önemli hayatta. Sanıyorum pozitif düşünmek çok önemli. Hayata umutla bakmak çok önemli. Bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.